Sen kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de, görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de, yok desen de gülüş duvardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalpleri. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Uyudun mu? Uyumuştur tabii. Sabah 5'te kalkıyor. Hayır. Yemek yedin mi? Niye? Kaldığın otelin mantarları soktosu meşhurmuş. Krema koyarlar ona. Yemeseydin ondan alerjini astırır. Sen benim kaldığım oteli nereden biliyorsun Selin? Yatıyordu senin adını duydum. Risotto yemedim. Ne yedin? Uyumuyorsun sen. Sıcak oluyor çatı katı. Attın beni buraya, patlıyorum sıcaktan. Pencereyi aç Selin. Serinlersin. Sen niye uyumuyorsun? Film izliyorum. Hangi film? İyi geceler Selin. Demir, Demir.
Merve, iyi akşamlar. Çok geç bir saat, farkındayım ama hayatta mısın? Alo Vedat, hayırdır, ne oldu? İyi akşamlar Merve. Ya biraz tuhaf gelecek biliyorum ama ben Demir'e ulaşamıyorum. Birkaç gün bir otelde kalacaktı. Sen ya da sizin şirketten birileri biliyor mu acaba hangi otel? O yüzden aradım. Aa, bir sorun mu var? Ya Demir'in babası gelecek sabah. Direkt eve geçecekmiş. Demir'e ulaşamıyorum, ona haber verecektim. Aa! Ne evi? Hangi ev? Hangi ev? Ya Demir'in evinde ufak bir sıkıntı var da. Küçük bir tadilat. Babası evi o halde görmesi daha iyi olur. Görmesin. Görmesin tabii. Ev onun, o da evi görmesin. Ay Allah'ım, ne olur bana yardım et ya. Anlamadım. Ha Vedat, sen şimdi kapat. Ben Demir Bey'e ulaşmaya çalışayım, olur mu? Babası evi görmesin. Tabii. Ah Demir. Oh. Hadi Demir, aç ya. Be Demir, hadi aç be. Merhaba, Demir Elendi'nin odası acil. Sizi bekliyor muydu? Beklemiyor, ne beni ne babasını. Bakın, lütfen yardımcı olun, çabuk ulaşmam lazım. Bir odasını arayabilir misiniz? Telefona cevap verilmedi. Ne demek cevap verilmedi ya? Bir daha arayın lütfen, çok önemli. Açmadığına göre rahatsız edilmek istemiyor. Ya da odasında yok. Kaç numarada kalıyor? O bilgiyi veremeyiz. Ya da ama ben nişanlısıyım. Evet, nişanlısıyım ben. Bakın, hayat memat meselesi. Bir yardımcı olun lütfen. Nişanlınızın sağlık sorunu mu var? Evet. Evet, inek sütün alerjisi var. Boğaz spazmı geçiriyor. Bakın, yukarıda ölüyor olabilir lütfen. 13. kat 1307 nolu oda. Otel doktorunu arıyorum hemen. Demir? 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 Demir. 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 Ah! Senin ne işin var burada Selin? Telefonumu açmadığın için mecbur kaldım. Al üstüne bir şeyler giy. Acil konuşmamız lazım. Selin! Bravo Selin. Bütün oteli ayağa kaldırmışsın. Yani bir doktora açıklama yapmadığım kalmıştı. Nedir bu kadar acil olan? Ne oldu? Baban geliyormuş. Bizimkilerin bir babanla tanışmadığı kalmıştı. O da olacak. Ne? Ya... Benim tansiyon, şeker hep yerlerde. Ya nabzımı hissetmiyorum ben. Selin, ne diyorsun sen? Senin telefonun nerede ya? Herkes sana ulaşmaya çalışıyor. Allah kahretsin. Ara babamı. Gelmesin Vedat. Çok ciddiyim. Tekrar ara o zaman. Bak, gelmeni istemiyor diyemiyorsan uydur bir şey, yurt dışında falan de. Ne bileyim, at bir şey işte Vedat, hadi. Ben sana babanı azarla gelmesini engelledemedim ki. Ayıp adama. Bizimkiler gidene kadar erteleseydin. Ay bir de Vedat'ı aratıyorsun. Baban değil, el sanki. Seni ilgilendirmez Selin. Benim yüzümdense ben gider Ayda'da kalırım. Sen benim için bir şey yaptın. Ben de senin için yaparım.
Ama ben babamla bizimkiler pişti olur diye korktum. Bir de baban gelip kapıyı çalacak oğlumun evine geldim diye. Artık öyle olursa babama hiçbir şey izah edemeyiz. Bak babamla olan ilişkime dair sana bir şey açıklamak zorunda değilim Selin. Tamam mı? Ayrıca... Bir dakika. Sen nereden öğrendin bu durumu? Nereden öğreneceğim ya? Vedat, Merve'yi aramış. Nerede kaldığını biliyor musunuz diye. Merve de senin bildiğini düşündü. Çünkü... Biliyorlar değil mi Selin? Ya seni 1000 defa uyardım. Şirkette kimse birlikte yaşadığımızı bilmeyecek dedim. Ama sen gidip herkese söyledin değil mi? Ya saçmalama, kimsenin bir şey bildiği yok. Merve neden seni aradı o zaman? Çünkü... Ne? Çünkü ne? Çünkü... Ya söylesene Selin. Çünkü seni en son ben gördüm. Vedat Demir'in evinde tadilat var. Otelde kalıyor. Hangi otelde kaldığını biliyor musun demiş. Merve de beni aradı. Çünkü sabah biz Yıldırım Bey'in oteline toplantıya gitmiştik. Ya orada mı kalıyor? Senin bilgin var mı diye sordu. Selin bana sakın yalan söyleme. Bana söyleyeceğin, itiraf edeceğin bir şey varsa şimdi tam sırası. Yarın çok geç olur Selin. Demir, ben... Evet. Hemen geliyorum. Aklıma harika bir fikir geldi. Anlatmak için sabaha bekleyemedim. Rahatsız etmiyorum değil mi? Demir! Demir! Misafirin mi vardı? Gerekenleri sizinle konuştuğuma göre artık gidebilirim. İyi geceler. Gidemezsiniz Selin Hanım. Ben hiç ikna olmadım projenin detayları hakkında. Size sorduğum bazı soruların cevaplarını da alamadım henüz. Haklısınız ama saat de epey ilerledi. Demir. Benim hemen gitmem lazım. Haber vermeden mi çıktın? Ben sizi rahatsız ettim galiba. İyi geceler. Selin bekle. Alara çok çok affedersin. Ama şu an gerçekten çok büyük bir krizin tam ortasındayız. Selin'in peşinden gitmek için benden izin almana gerek yok Demir. Zaten çok rahatsız oldu beni görünce. Ben böyle pat diye geldim, kusura bakma. Ama otel odanda çalışanınla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Bunda şaşıracak bir şey yok Alara. Sen de buraya işle ilgili konuşmak için geldin. Tıpkı Selin Hanım gibi. Öyle değil mi? Evet, öyle. O zaman ben gideyim. Zaten sen meşgulsün. Sabah kahvaltıda görüşürüz. Görüşürüz. Aç şu telefonu be Selin, aç. Ya buradan aceleyle çıkan bir kadın gördünüz mü? Şu boylarda kısa koyu saçlı bir kadın. Bisikletle bir kadın gitti ama. Tamam, çok sağ ol. Selin! Selin dur! Selin dur dedim! Selin!
Bak hiç dinliyor mu ya? Selin dursana. İn şu bisikletten. Ya bırak beni. Niye geliyorsun ki peşimden? Tamam. Tamam işte ben bırakacağım seni arabayla. Ya bekle diyorum. Niye gidiyorsun paldır küldür? Gerek yok. İşine bak sen. Bırak beni. Gecenin köründe bisikletle bir yere gidemezsin Selin. Üstünde fosforlu yelek yok. Kedi gözü yok. Arabalar görmez seni böyle. Ezileceksin yolda. Ya ezerse ezer. Kurtulursun işte benden. Fena mı? Randevum var. Niye misafirini bekletiyorsun ki? Bir yüzüme bakar mısın Selin? Alara'yı ben davet etmedim. Ya bana ne? Bana açıklama yapmana gerek yok. Kiminle görüşürsen görüş, eve getirme yeter. Bir yüzüme bakar mısın artık? Ya sen odana dönsen artık. Bak kız o kadar gelmiş bekliyor. Bekletme, ayıp. Yüzüme bak dedim. Düşündüğün neyse sil at onu kafandan. Alara'yla öyle bir şey yok. Beni ilgilendirmez. Seni ilgilendirmese de söylüyorum. Bak tamam. Yeter. Ailen bekliyor. Endişeden deliye dönmüş haldeler. Bağla şu bisikletini bir yere. Ben sabah eve göndertirim. Arabayla gideceğiz. Hadi. Lütfen. Selin. Dur bir derin nefes al önce. Tamam iyiyim. Değilsin. Bak daha şimdiden gözlerin dolmuş bile. Yanlarına böyle gidersen bir şey sakladığını düşünecekler. Zaten saklıyorum Demir. Bak tamam. Ona odaklanma şimdi. Önce sakin ol ve tane tane konuş. Şirkette işin çıktı. Gitmek zorunda kaldın. Kısa süreceği için de uyandırmak istemedin. Telefonun sessizde kalmış. Duymadın. Bu kadar. Uzatma. Detaylara girme. Çok sıkışırsan da yorgunum, odama çıkacağım falan dersin. Tamam mı? Baban ne olacak? Merak etme. Gelmeyecek. Acil bir durum oldu. Ben sizi uyandırmak istemedim. Telaşlandırdığım için özür dilerim. Kızım biz burada neciyiz? Ha? Gece vakti ailene haber vermeden çekip gidiyorsun. Ya sen ergenliğinde bile böyle şeyler yapmazdın. Ne oluyor sana? Evet babacığım haklısın ama evden öyle bir panikle çıktım ki düşünemedim. Patronum mu çağırdı? Yahu bu adam daha dün gelip bizden özür dilemedi mi? Ettiğimiz onca laf demek ki tesir etmemiş. Beş para etmez adamın teki bu. Kendini kullandırtmayacaksın. Hemen yarın ilk iş gidip istifanı veriyorsun. Sonra da bizimle birlikte Sinop'a geliyorsun.
Baban çok korktu kızım. Sabah biraz daha sakinleşir, merak etme. Ama haklı. O oğlan buraya geldiğinde ben de uyarmıştım. Ama hiç dinlememiş gibi seni yine çağırmış gece gece. Kızım, sen Burak'la bir şey mi yaşıyorsun? Varsa bir şey saklama, biz de bilelim. Ha, Burak aslında benim patronum. Babam ondan mı çıktı? Ama o aslında, yani aslında o... Aslında onun hiçbir kabahati yok. Ben bir hata yapmışım. Onu düzeltmek için öyle acil koşup gittim. Öyle olsun. Hadi git yat bari. Sabaha kadar birkaç saat uyu en azından. Hadi. İyi geceler. Sana da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.